kainatın efendisine inanıyorlar. Hendek Savaşı sırasında müminler diyorlar ki bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Böyle diyorlar Hendek Savaşı sırasında. Bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Bu onların iman ve sebatını artırdı. Yani kainatın efendisinin onlara bu sözleri söylemiş olması onların imanlarını artırdı. Ona göre mücadelelerine devam ettiler, gayretlerini artırdılar. Çünkü bu onların imanını artırdı. Sebatlarını, direnmelerini artırdı. Fakat bu arada sahabe-i kiram hazaratının içine karışmış münafıklar da tabii söz konusu. Onlar da oradalar, Müslüman gibi görünüp Müslümanları arkadan vurmanın hesabı içinde, İslam ümmeti içinde, ordunun içinde onlar da bulunuyorlar. Her zaman olduğu gibi. Hele bugün artık münafıkları kadro ifadesinde temaşa ediyoruz. Tek tük değil, şudur budur şeklinde değil. Topyekün milletler halinde, İslam ümmetinin içinde, büyük gruplar halinde. Bugün bu iş felaket boyutlarına ulaşmış vaziyette. Bugün kainatın efendisinin ordusunun içinde de bu münafıklar var. Müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine verdiği bu müjde sebebiyle imanlarını ve sabatlarını artırırken, münafıklar ise şöyle diyordu. Diyorlardı ki, Muhammed size Medine'den Hire'nin saraylarını, Kisra'nın şehirlerini gördüğünü, sizin oraları fethedeceğinizi haber veriyor. Siz de bu habere aldanarak hendek kazıyorsunuz, öyle mi? Dolayısıyla diyor, düşmanlarınızla çarpışacak gücünüz kalmıyor. Münafıklar böyle bir münafıklık, böyle bir hile içindeler. Yani size böyle hiç inanılmayacak palavra olan şeylerden bahsediyorlar. Siz bunlara inanıp hendek kazmaya kalkıyorsunuz. Perişan bir vaziyettesiniz. Yoruluyorsunuz. Ondan sonra da düşmanlarınızla savaşacaksınız, öyle mi? Yazıklar olsun size der kabilinden müminlerin imanlarını, şevklerini, sebatlarını yok etmeye çalışıyorlar. Böyle bir ihanet içindeler. Dönün, bugün kendi toplumunuza bakın. Dünyanın dört bir köşesinde, ümmetin içinde bu fitne fucurları artık aydınlatıcı şeylerle aramanın bir alemi yok. Her köşe başında bunlar. Her makamda bunlar. Her cemaatin içinde fitne fucur kaynatan bunlar. Mümin gibi görünüp, Müslümanlardan yanaymış gibi görünüp, her türlü felaketi Müslümanların başına açanlar bunlar. Bunlara karşı mümin ferasetli olmalı. Allah'ın nuruyla bakabilme hasletlerine malik olmalı mümin ki bu münafık taifesinden kendini kurtarabilsin. Sahabe-i kiram hazaratının bile iman ve şevkini kırmak için teşebbüste bulunuyor bu münafık taifesi. Düşmanlarınızla çarpışacak gücünüz kalmıyor diyor. Emri veren kainatın efendisi kazın hendeği diyor. Tıkandıkları yerde kazmayı eline alıp kainatın efendisi kayaları parça parça ediyor. Ortalığa yayılan nuru herkesin görmüş olmasına rağmen münafıklar davalarından vazgeçmiyor. Sahabe-i kiram hazaratını şevk ve imandan yoksun kılmaya çalışıyorlar. Sebatlarını, dirençlerini kırmaya çalışıyorlar. Bunlar her dönemde böyledirler. Düşmanlarınızla çarpışacak gücünüz kalmıyor deyince
haklarında şu ayet indi. Tam burada Hendek Savaşı'nda bu halin karşısında Cebrail Aleyhisselam Ahzab Suresi'nin 12. ayet-i kerimesini kainatın efendisine gelip bildiriyorlar. Ve iz yekulul münafikûne vellezîne fî kulûbihim meradun mâ ve'adenallâhu ve rasûluhu illâ gurûrâ. Ahzab Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi münafıkların bu halleri sebebiyle inzal ediyor. Buyuruyor ki kainatın sahibi bu ayet-i kerimede. Hani münafıklar ve kalplerinde nifak olanlar Allah ve Resulü bize aslı astarı olmayan şeyler vaat etti demişlerdi. Böyle diyorlardı ya size. Aslı astarı olmayan şeylerden bahsediyor. Kisra'nın saraylarını görmüş. Şehirlerini görmüş. Bizans'ın kızıl sarayları görülmüş. Böyle diyorlardı. Saçma sapan şeylerden bahsediyordu size Muhammed diyorlardı ya. İşte onun üzerine hani münafıklar ve kalplerinde nifak olanlar var ya diyor Allah. Kalplerinde o nifak olan münafık taifesi. Allah ve Resulü bize asla astar olmayan şeyler vaat etti demişlerdi, diyorlardı. Sonunda hadisenin nasıl tecelli ettiği malum. Kainatın efendisinin ahirete irtihalinden kısa bir dönem sonra koca imparatorluklar sahabe-i kiram hazaratı tarafından yerle bir edilmiştir. Çünkü iman ve sebatlarında zerre kadar gerileme olmadı. Evet, bugün aynı hal, aynı halin terennümü söz konusu olsa, kalplerde yer etse, kainatın efendisine iman etmiş olarak rahatlıkla hepimiz şu şekilde bunu söyleyebiliriz. Vallahi de, billahi de, tallahi de, bugün de aynı şeyler çok kısa zaman içinde olabilir. Ama bu iman, bu şevk, bu sebat, bu aşk varsa olur. Münafıkların her haberi karşısında yıkılan iman zaafı içindeki müminlerle olmaz. Biz maalesef bu iman zafiyetini yaşayanlar kadrosunu teşkil ettiğimiz için saman çöpü gibiyiz. Savruluyoruz. Herkes tek başına kainatı kurtarma cehdi içinde olacak. Bilecek ki kurtarıcı olan kendisi değil, kainatın sahibidir. Dilerse bir kişi sayesinde de kurtarabilir. Eshab-ı Kehf kaç kişiydi? Koca bir ordu. İçlerinden 6 kişi. Yedincileri de Kıtmir adındaki köpekleri. Evet. 6 kişi koca bir devlete baş kaldırıyorlar. Mevla onları bir mağarada 300 sene uyutuyor. Uyandıklarında bakıyorlar ki her şey yer ile yeksan olmuş. Ne korktukları kral, ne kendilerine düşman olan millet kalmış ortada. Hepsi yerle bir olmuş. Ve onlar kıyamete kadar anılacak kahramanlar olarak hala dillerimizde terennüme devam ediyorlar. Evet, bugün de aynı şeyler olur. Ama bu iman ve bu sebat olduğu müddetçe münafıkların haberlerinden televizyonlarda, gazetelerde veya münafıkların bilfiil ağızlarında dolanan o münafıkça hilelere aldanmadığımız müddetçe bugün de aynı şeylerin olması mümkündür. Kainatın sahibinin gücü ve kudreti her şeye yeter. Yeter ki biz inanmış olalım. Muhammed size diyor, Medine'den